kendi emeğiyle, tırnaklarıyla belediye başkanlığını kazanan ve o göreve layık olan bir de genç olsun. İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel. Bugün yerel yönetimleri konuşmak istedik. Yerelden iktidara konu başlığımız. Hep söylerler iktidar yerelden geçer diye. Yerel belediyelerden ne kadar başarılıysanız iktidar size o kadar yakındır. Üzerinden sadece 4 ay geçti. İçlerinde yeni belediye başkanı olanlar var. Sayın Özden Becan ve Gökhan Yüksel gibi. Bir önceki dönemde belediye başkanı olan var. Ve bir duayen var. Ben Sayın Aziz Kocaoğlu'ndan başlamak istiyorum. Efendim, doğru mudur yerelden iktidara gidiş? İktidar yerelden geçer mi? Evet. Yerelde başarılı olursanız, yerelde yaptığınız işlerle öncü olursanız tabii ki yerelden geçer. Ben önce Burhaniye Belediye Başkanımız Ali Kemal Deveci Beyefendi'ye, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza ve Burhaniye'ye gelen konuklara, tabii ki Burhaniyeli hemşerilerimize iyi akşamlar, sağlıklar, esenlikler dileyerek birkaç tecrübemi paylaşmak istiyorum. Efendim ben 70 gün Bornova Belediye Başkanlığı yaptım. Bornova Belediye Başkanı olarak 2004'te seçildim. Sonra Başkanımız Ahmet Priştina'nın ani vefatıyla nur içinde yatsın. 70 gün sonra da Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı seçildim. Sonra 2009 ve 2014 yıllarında İzmirli hemşerilerimizin teveccühüyle belediye başkanı seçildim. 2019'da da kendi isteğimle belediye başkanlığından belediye başkanı olmayacağımı Sayın Genel Başkanımızla paylaştım. Aslında 2014'te de 10 sene yeterlidir belediye başkanı olmak istemiyorum diye Sayın Genel Başkanımızla paylaşmıştım. Ama bir mim koymuştum. O arada Binali Yıldırım Bey'in İzmir'e geleceği söylenmişti. Vallahi Binali Yıldırım Bey gelirse ben aday olacağım. Başka çarem yok. Mindere çıkmam lazım dedim. Ve o gün Sayın Cumhurbaşkanı meydanda Binali Bey'in elini kaldırıp açıkladığında biz de il başkanımızla beraberdik. Gittik bir dosyayla, boş bir dosyayla fotoğraf çektirdik ve havalanına Sayın Cumhurbaşkanı'nı uğurlamaya ben de aday olarak havalanına gittim ve uğurladım. Bu siyaset iddia işi. Değerli arkadaşlar, ben kısaca satır başlarıyla bir şeyler paylaşıp sözleri bugün tecrübesiyle belediye başkanlığı yapan arkadaşımıza ve iki tane belediye başkanımıza bırakmak istiyorum. Ben çiftçi çocuğuyum. Çiftçilik yaptım. Tekelde işçilik yaptım. Kooperatifçilik yaptım. Üniversiteyi bitirince bir sene bir köy kalkınma kooperatifinde çalıştım. Sonra master yaptım. Sonra Ankara'da devlet memurluğu yaptım. Özel sektörde çalıştım. Sonra kendi işimi kurdum, ticaret yaptım. Bir atölyede imalatçılık yaptım. Sonra da bir fabrika kurdum. Belediye başkanlığı babamdan, il genel meclis üyeliği dedemden, tekrar belediye başkanlığı dedemin babasından, 1877'den 4 kuşaktır siyasetle uğraşan bir aileyiz. Biz babamın belediye başkanlığında ekonomik olarak çok darbe aldığımız için iki kardeş belediye başkanlığı yapmayı düşünmüyorduk. Ama döndü dolaştı 2004'te parti barajın altında kalınca 99'da ne oluyor bu bizim partimize? Ben de ilçe örgütünde çalışmak istiyorum, zaten üyesiydim, çalışmak istiyorum dedim. O giriş işte 15 senede belediye başkanlığı yaptık.
Belediye başkanının gücü nereden gelir? Belediye başkanının gücü adaletinden gelir. Ne korumasından, ne şundan, ne bundan. Belediye başkanı adilse, hem yakınının, hem uzağının, hem partilisinin, hem rakip partinin icraatlarında ayrımını yapmazsa, eşit davranırsa, herkese hak dağıtırsa ve herkesin işine ayrım yapmadan, yapılacak işini tabii yaparsa, evrensel ahlak kurallarına uyarsa ve aklın ve bilimin rehberliğinde yol haritası deyin, stratejik plan deyin, yapacağı şeyleri 5 yıllık stratejik planlar yaparak götürürse başarılı olmaması için hiçbir neden yoktur. 3 tane stratejik plan yaptım. 4. stratejik planın taslağını hazırladım. 2019'da seçilen arkadaşa bırakılmak üzere 2019-2024 stratejik planını yaptım. Ayrıca İzmir'in 3 tane bölgesi vardır. Doğusu yoktur. Batısı yarımada, yarımada stratejik planını yaptım. Kalkınma planını yaptım. Gediz Bakırçay, Burhaniye'ye gelmeden önce geçtiğimiz bölgenin kalkınma stratejik planını yaptım. Ve Küçük Menderes Havzası'nın Ödemiş, Tire, Torbalı vesairenin bulunduğu yerin stratejik planını yaptım. Ve İzmir modeli diye hem pratikten hem teoriden doğan 6 ciltlik bir kalkınma eseri bıraktık. İnternette de İzmir modeli olarak girdiğinizde var. Bir de 397 yılında yargılandım. Yargılanırken Çete diye bir kitap, benim söyleşilerimden bir kitap yapıldı. Sonra da beraat ettikten sonra suçlama iddianame, benim savunmam, savcının beraat mütalaası ve mahkeme heyetinin gerekçeli kararından oluşan Kumpas adında bir kitap, bir derleme yaptık. Motamot uyarak. Bu 12, 13, 14 neyse eserde bizim 15 sene yaptıklarımızın hepsi, hülasası, özeti var. Efendim, ben şunu anlatmanızı çok isterim efendim. İzmir bir internasyonel fuar yapıyor. Evet. Ve uluslararası bir fuar ve dünyanın birçok ülkesinde bu yankılanıyor. Evet. Bu da bir kitap fuarı. Bize çok az da oradan bahseder misiniz lütfen? Efendim, Cumhuriyet kurulmadan, ilan edilmeden daha doğrusu, İzmir'de bir panayır yapılıyor. Daha doğrusu 1. İktisat Kongresi yapılıyor. Ayrıca bir de gelen ürünlerin sergilendiği panayır yapılıyor. Biz İzmir Enternasyonel Fuarı'nı, 1.'sini İzmir İktisat Kongresi ve orada açılan panayır olarak sayıyoruz 1.'sini. Ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk İktisat Kongresi'nde İzmir'de fuarlar yapın, sergiler açın diye bir görev veriyor. Bu görevi o zamanki belediye başkanları sürdürüyor. Efsane başkanlarımızdan Behçet Uz da bugün Kültür Park diye kentin merkezinde oluşturulan fuar alanını yapıyor ve o tarihten, 1936 tarihinden itibaren bugüne kadar önce Asr-ı Ulusal ismiyle, sonra İzmir Enternasyonel Fuar olarak bugüne kadar 87 tane gerçekleştirildi. 88.'si de bu sene Eylül başı civarında 5-10 gün kayarak gerçekleştirilecek. Bu fuar Türkiye'nin ilk fuarı ve genel ekonomi fuarı. Aynı zamanda bir expo
devletlerin şemsiyesi altında kurduğu binalarda hem devletler tanıtılıyor, hem o devletlerin şirketleri, ürünleri tanıtılıyor. Bütün yenilikler İzmir fuarına geliyor. Fuarcılık çok boyut değiştirdi. Önce sektör fuarları oldu. Sonra sektörlerin içerisinde niş fuarı oldu. Mesela eskiden tekstil fuarı vardı. Bugün bizim en önemli fuarlarımızdan bir tanesi gelinlik fuarı. Benim zamanımda gerçekleştirdik. Gelinlik fuarı, bütün dünya gelinlik fuarında İzmir'de buluşuyor. Bu görevi Ahmet Piriştin'e görev bilerek 23 bin metrekare bir fuar alanı yaptı. 2004'te seçimden sonra açıldı. O açılışta ben de Bornova Belediye Başkanı olarak vardım. Ama ilk mermer fuarında yetmedi. Sonra biz o günden itibaren arsasını alıp 340 dönüm şahıstan kamulaştırıp ve bugün daha da yapılacak yerleri var. 200 bin metrekareye bulan inşaatıyla, teşhir alanlarıyla sadece fuar sokağının 25 bin metrekare olduğu ve dünyada ilk ve tek hem arsasını hem binayı sadece bir büyükşehir belediyesinin yaptığı bir fuar alanı yarattık. Türkiye'de tektir. İzmir'e gelen arkadaşların herhangi bir fuar ya zaten yol üzerindedir, ana cadde üzerindedir, çevre yol üzerindedir. Bir fuar esnasında görmenizi anlatmamdan daha çok iz bırakacağına inanıyorum. Fuarcılıktan bir kazanıyorsak, kente bir kazandırıyorsak, kentin ve bölgemizin ürünlerini bir satıyorsak eskiden yahut satmaya çalışıyorsak Kültür Park'taki fuar alanında, burada ihtisas fuarlarını yaptığımız alanda bunu 30'a 40'a katladığımızı da buradan beyan etmek istiyorum. Bir sözlerini hemen toparlayayım. Peki efendim, buyurun. Efendim ben bir kısa bir şey söyleyeceğim. Türkiye çok uzun süre sanayi eşittir kalkınma olarak değerlendirildi ve diğer bütün sektörlere önem verilmedi. Sadece sanayileşmeye önem verildi. Halbuki biz dünyanın en önemli tarım ülkelerinden bir tanesiyiz. Akdeniz ticaretinde İzmir en önemli limanlardan bir tanesi. İzmir'in en önemli liman olmasının yeni çağdan itibaren en önemli liman olmasının nedeni burada üretilen 5 tane üründür. Pamuk, incir, üzüm, zeytin, zeytinyağı ve tütün. Bunun ticareti. Ve Çin'den, Hindistan'dan gelen ipekler de İzmir limanında bulunmaktadır. İzmir'de bugün yabancılar varsa, Levantenler varsa, İzmir bugün aydınlıksa, İzmir bugün Türkiye'nin en aydınlık kenti ise, İzmir'in bu kozmopolit yapısına, deniz kenti olmasına, Akdeniz ticaretinde çok önemli yıllar başat oyuncu olmasına bağlıyız. Bizim önümüzdeki yol haritası şu. Tarımımızı büyüteceğiz, ihracat yapacağız. Hayvancılığımızı büyüteceğiz, ihracat yapacağız. Turizmimizi zenginleştireceğiz, katma değeri yüksek ürünler ve turizm ya sağlıktan fuarcılığa, kongreciliğe, ören yerine vesaire vesaire varıncaya kadar turizmimizi çeşitlendirerek değerlendireceğiz. Yine katma değer kazanacağız. Hizmet sektörümüzü büyüteceğiz ve buradan aldığımız artı değerlerle, katma değerlerle bilim, teknolojiyi ve sanayiyi destekleyeceğiz, kalkınacağız. Tarım ürünü ihraç edip döviz harcayan Türkiye, sanayi ürünü ihraç edip döviz harcayan Türkiye hiçbir zaman kalkınamaz. Çalışacağız, üreteceğiz, kalkınacağız. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Efendim hemen sözünüzü bitirdiniz.
sürekli kültür, sanat, edebiyat, kitap konuşmak isterim ama ekonomiden, projelerden her şeyi konuşuyoruz. Bir dakika. Buyurun. O ben kısa kesmek için zamanınızı almıyorum. Efendim, kültür, sanat olmadan kalkınma söz konusu olmaz. Bazı kentlerimiz çok büyük hamle yaptılar. Ama ne kültür vardı, ne sanat vardı, ne sosyal yaşantı vardı. Bugün İzmir her şeye rağmen kalkınmasını sürdürüyor. Ama o kentler bugün çok zor durumda. İzmir, Adnan Saygun, Ahmet Adnan Saygun konser salonunu 2008 yılının sonunda açtık. Türkiye'nin en nitelikli konser salonudur. Ve bu coğrafyada, Osmanlı'dan bu tarafa, ilk opera binası, gerçek anlamda opera olarak projelendirilmiş A'dan Z'ye, Karşıyaka'da deniz kıyısındaki opera binasının temelini bir sene önce attık. Çalışmalar devam ediyor. Ülkemizin ilk ve tek projelendirilmiş opera binasını açıyoruz. Ayrıca planladığım bir şov merkezi ve kongre merkezini de yeni başkanımız mutlaka değerlendirip gerçekleştirecektir. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Her türlü Sayın sorunuza Başkan. Da açık olduğumu, beni buraya davet ettiğiniz için de çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. 4 aydır ilk defa elime mikrofon alıyorum. Onu da Sayın Başkanımızın davetini kıramadığım için her zaman ülkemiz için, kentimiz için, geleceğimiz için çalışacağız, üreteceğiz ve layık olacağız. Saygılar. Çok teşekkür ederiz. Sayın Gökhan Yüksel, biz biliyoruz ki her yörenin kültür sanatla ilgili çalışmaları farklıdır. Her belediye imarla ilgili, altyapıyla ilgili hemen hemen yaptıkları aynıdır ama kültür sanat biraz farklıdır. Ben bir İstanbul'da yaşayan birisi olarak aslında biliyorum Kartal'ı. Kültür sanatla ilgili konuşalım biraz. Kartal, kitap, edebiyat, sizin çalışmalarınız. Siz aslında Kartal'ı bilen birisiniz çünkü daha önce de belediye başkan yardımcısıydınız, meclis üyesiydiniz. Söz sizde. Peki, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bütün konuklara hoş geldiniz diyorum ve bu programda emeği geçen başta belediye başkanımız Ali Kemal Bey'e, ekibine, bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek başlayayım. Tabii bir duayenden sonra konuşmak kolay değil. Ben 2006 yılında üniversiteyi kazandığımda çok ısrarla İzmir istiyordum. İzmir'de okumak, İzmir'de okumak. Kısmet Manisa Celal Bayar oldu. Bu kadar yakın olduğunu bilmiyordum İzmir'e ve İzmir Bornova'da yaşamaya başladım. O dönemden tabii Aziz Başkan'ı hem tanıyoruz hem projelerin icraatlarını hep takip ediyorduk. Belediyecilik belki o günlerde aklımıza İzmir'den de bir şeyler kattı. Orada insanların samimiyeti, dostluğu, arkadaşlığı bize örnek oldu diyebilirim. Tabii bugün konumuz kültür sanat. Ama başta sorduğunuz sorudan da başlamak isterim. Yerelden iktidara diye. Elbette ki yerelden iktidara diyenlerdenim. Bir yerel yönetici, bir belediye başkanı asla siyaset yapmamalı, tırnak içinde. Partiyi konuşarak, siyasi nutuklar atarak siyaset yapmamalı. Fakat bir belediye başkanı en iyi siyaseti yapmalı, icraat yaparak, projeleri gerçekleştirerek, hiç siyaset konuşmadan vatandaşların beklentilerini gerçekleştirerek, aslında toplumun, hem de bütün toplumun takdirini kazanarak, hiç siyasi partisinin ismini adını ağzına almadan bütün herkesin sempatisini kazandırabilir. O yüzden yerelden iktidara diyoruz. O yüzden bugünün 2019'un belediye başkanlarının omzunda ayrı bir yük var. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Antalya ve bütün beldelerdeki Burhaniye'den başlamak üzere bütün Türkiye'deki belediye başkanlarının sırtında ayrı bir yük var. Ne kadar başarılı olursak o zaman yerelden iktidara cümlesi anlamlı olacaktır. Ve vatandaşın beklentileri çok sade, çok net. Işıl ışıl sokaklar, güzel parklar, akabinde çocukların gidebileceği, onların nefes alabileceği güzel, kültür sanat faaliyetlerine katılabileceği yeni merkezler. Aslında kültür sanat her yerde. Kartal'da da kültür sanat faaliyetleri
çocuk ve gençlere yönelik çok aktif bir şekilde devam ediyor. Kitap fuarları yaptık. Çok güzel fuarlar gerçekleştirdik. Fakat çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırabilmek için çocuk kitapları fuarı yapmaya başladık. Bu yılda 6.sını düzenleyeceğiz. Benden önceki belediye başkanım Altın Aköz'le başladığımız bir serüvendi. Ben de belediye başkan yardımcısıydım. Aynı geleneği devam ettiriyoruz çocuklarımıza kitap okuma alışkanlığını kazandırabilmek için. Çocuk kitapları fuarını önemsiyoruz. Bütün okullardan çocuklarımız geliyor. Sadece Kartal'daki çocuklar değil, çevre ilçelerdeki çocuklarımız da bu kitap fuarına katılıyor ve onu eğlenceli hale getirip devam ettiriyoruz. Çok güzel bir masal müzesi yaptık Suna Yakın'la beraber. Çocuklarımızı aslında o oyun kahramanlarıyla buluştururken aynı zamanda atölyelerde hayal güçlerini resimle görmeye çalışıyoruz. Onlara resim yaptırıyoruz. Birkaç saat masal müzemizi dolaştıktan sonra çocukların hem psikolojilerini, hem ruh hallerini, hem de enerjilerini yansıtan güzel resimlerle karşı karşıya kalıyoruz ve 23 Ağustos'ta da yine bir masal festivalimiz olacak. Kartal'daki bütün çocukları oraya davet edip Suna Yakın'dan, Levent Üzümcü'den masalla alakalı kitapları olan diğer yazarlarımızı da davet edip kültür sanat faaliyetlerini orada icra etmeye çalışıyoruz. Elbette ki konserler yapıyoruz, çeşitli kültür sanat faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Çocuklar ve gençler derken gençler adına da üniversiteler arası tiyatro festivali yapıyoruz. Hem Kartal'da olan 3 üniversitemiz başta olmak üzere Anadolu yakasındaki bütün üniversiteleri davet ediyoruz. Şehir dışındaki üniversiteleri davet ediyoruz ve genç yeteneklere şans verip onlarla sahnemizi paylaşıp üniversiteler arası tiyatro festivalini Kartal'da gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yine bırakmıyoruz çocukları ve gençleri. Onlar böyle sprey boyalarla resim yapmayı çok seviyorlar. Hem de böyle kaçak yapıyorlar, duvarları boyuyorlar. Biraz muzipçe, hınzırca. Onların enerjilerini atabilmeleri için baktık baş edemiyoruz. Bir grafiti şenliği yapalım dedik. Duvar boyama, sprey boyayla duvar boyayan çocukların gönlünü almak için bari bizim söylediğimiz yerleri güzelleştirsinler. Hem geçmişteki yazarlarımızı, hem geçmiş değerlerimizi görsellerini uygun yerlere çocuklarımızla yaptığımız bu şenliklerde uygulamaya çalışıyoruz. Yine çocukları ve gençleri bırakmıyoruz. Onlara Ar-Ge yazılım kodlama başlığı adı altında bir cep telefonu nasıl üretilir? Oradaki yazılımlar kim tarafından yapılıyor? Her birinin elinde en kral cep telefonu var. Onları küçük yaştan itibaren bunu düşündürmeye, Steve Jobs'ların çıkabilmesi için, Apple'ların yapılabilmesi için, çocuklarımızın hayal dünyasını geliştirmek için böyle bir yazılım kodlama birimi, Ar-Ge merkezi kuruyoruz. Kısacası İstanbul'da hem yolumuz uzun, heyecanımız yüksek, gençliğimiz var diyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz sevgili Gökhan Yüksel. Sayın Özlem Becan, İstanbul değil elbette sizin yaşadığınız kent ama bir kadın olarak siz orada belediye başkanısınız. Kadın duyarlılığı daha etkindir. Özellikle çocuklara, gençlere, kadınlara. Kültür sanat alanında sizinle ilgili ve bu, sizin de düşüncelerinizi almak isterim. Yerelden iktidara itici bir güçtür belediyeler. Hep bu söylenir. Buna katılıyor musunuz? Yine kültür sanat alanındaki düşüncelerinizi de alalım lütfen. Teşekkür ederim. Değerli milletvekillerim, belediye başkanlarım, belediye meclis üyelerim, kıymetli Burhaniyeliler. Öncelikle aranızda olmaktan ve bu alanda size hitap etmekten onur duyduğumu söylemek isterim. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Özlem Beycan ben, Uzunköprü Belediye Başkanıyım. Naçizane bir ünvanım daha var. Bu dönem Trakya'daki tek kadın belediye başkanıyım. Elbette ki... Teşekkür ederim, sağ olun. Elbette ki bu gururu ömrümün sonuna kadar yaşayacağım. Atatürk'ün kurduğu partiden belediye başkanı olmak benim çocuklarıma bırakacağım en büyük miras. Bunun gururunu yaşarken aslında bir süre sonra üzerinde düşünülmesi gereken bir şey olduğunu da fark ettim ben. Neden tekim, neden bu kadar azız diye.
Konumuzla da aslında çok paralel, affedersiniz. Kadınların siyasette daha az yer alması bence iktidarı etkileyen en önemli fonksiyonlardan bir tanesi. Şöyle ki bizim de 19 Eylül'de 22 Eylül'e kadar devam edeceğimiz Uzunköprü Festivalimiz olacak. Kadın belediye başkanları arasında bir dayanışma sergileyelim dedik. Eski belediye başkanlarının kurduğu bir platform var. Onlarla irtibata geçtik. İnanın çok rakam vererek sizi sıkmak istemem ama Cumhuriyet tarihinde, ki çok uzun bir dönem, 96 neredeyse 100 yılda 32 bin erkek belediye başkanına karşı tahmin edemeyeceğiniz kadar az kadın belediye başkanı var. 149. Bu 149'dan bir tanesi de benim. Aslında iktidar hedefleyen partimizin kadınlara siyasette daha fazla yer vermesi lazım. Teşekkür ederim. Aslında kadınların siyasetteki azlığı bir demokrasi sorunu kanımca. Çünkü temsiliyet hakkının %50, en az %100 olması gerektiği bir yerde seçmenin bir kısmına, yarısına kör bakıyoruz. Ki siyasette kadın bakış açısı diye bir şey var. Beni takdim ederken de söylediler. Yerel yönetimlerde kadınlar inanın bir çocuk parkına bile çok daha farklı bakıyorlar. Çocukların yola çıkmaması, düşünce, kaydıraktan kaydığında dizinin acımaması şeklinde. Bu da kenti güzelleştiren önemli faktörlerden bir tanesi değerli Burhaniyeliler. Evet, nüfusun yarısı kadın olan bir ülkede bir avuç kadın olarak mücadele ediyoruz. Az önce dediğim gibi hem gururunu hem sorumluluğunu yaşıyoruz. Çünkü bizim iyi iş çıkarmamız lazım. Örnek olmak için, rol model olmak için, emsal teşkil etmek için iyi iş çıkarmamız lazım. Ve kadınların da, ki belki bu kurtlar sofrasında zor ama mücadeleden asla bıkmamaları ve yılmamaları, mutlaka genel başkanımızın da dediği gibi yılmadan mücadele etmeleri ve kendilerine yer aramaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, biz bugün bu kürsüden konuşabiliyorsak, Türkiye'de şu anda 37 sanırım, yanlış olmasın, 37 belediye başkanından biriysem ben, elbette ki öncelikle halkımıza, bizi destekleyenlere, genel başkanımıza teşekkür edeceğiz ama biz bu kürsüden size hitap ediyorsak bunun en önemli sebebi bize dünyadaki birçok ülkeden önce seçilme hakkını vermiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun. Bize 1930 yılında yerel seçimlerde, 34'te milletvekili seçimlerinde seçme hakkı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınını siyasete, sosyal hayata ve ekonomiye ortak etmiş. Fakat biz kadınlar için daha sonra işler iyi gitmemiştir maalesef. Ama biz mücadele ede ede, alnımızın akıyla, diğer arkadaşlarımıza yol göstererek iyi bir belediyecilik sergilemeye başlayacağız. Bence iktidara giden yoldaki en önemli taşlardan bir tanesi bu. Kültür sanatla ilgili sordunuz. Uzunköprü belediyesi çok büyük olan, bütçesi çok büyük olan bir belediye değil maalesef. 40 bin merkez nüfusuna sahip. Ama olabildiğince az önce söylediğim gibi festivallerle, yaz okullarıyla çocuklarımıza, Gökhan Başkanım'ın dediği gibi biz de robotik kodlama ile ilgili bir kurs açtık. Olabildiğince kültür sanatı ilçemizde yaşatmaya çalışıyoruz. Umarım bu mücadelemiz hepimize örnek olur. Ben varlığınızla onurlandırdığınız bu alanda sizlere hitap etmekten gurur duydum efendim. Saygılar, sevgiler sunuyorum. Sormak istediğiniz her soruyu cevaplamaya hazırım. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz Sayın Özlem Becan. Sayın Neşet Tahan, efendim siz de bir sahil kentinden geldiniz. Mezitli'den geldiniz. Konumuzun başlığı yerelden iktidara. Sizin de bu konuda düşüncelerinizi almak isterim. Ve kültür sanatla ilgili de bize anlatacaklarınız vardır, yaptıklarınız vardır. Başarı hikayeleriniz var ben biliyorum.
Ama bunları sizden dinlemek isteriz. Buyurun. Evet, ben de Sayın Belediye Başkanımıza, Ali Kemal Bey'e, çalışma arkadaşlarına, Burhaniye'de ilk kez böylesine bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Belediyelerde, belediye başkanlarının her dönemden daha fazla başarılı olma zamanı. Niçin geçen dönemlere göre daha farklı, daha başarılı olma zamanı diye düşünürsek, 31 Mart'ta ve Haziran İstanbul seçiminde tüm Türk halkı üzerine düşen görevi Cumhuriyet Halk Partili veya başka partilerden herkes üzerine düşen görevi sonuna kadar yapmıştır. Artık görev bizlerde, yeni seçilen veya benim gibi devam eden belediye başkanlarında, bu başarının sürdürülebilir kılınmasındadır. Bu son derece bizim için büyük bir sorumluluktur. Sizlerin de zaten normalde de öyle olması gerekir. Halkın belediye başkanlarını sorgulaması gerekir. Veya belediye başkanlarının kendilerini sorgulatabilir mekanizmaları kurmaları gerekir. Ama bu dönemde ülkedeki bu rejimin değişimi için her şey güzel olacak demiştik. Daha da güzel olması için bizlerden hesap sormanız gerekiyor. Her günü çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü biz sizlere de borçluyuz, bu ülkeye de borçluyuz, bu gençlerimize ve çocuklarımıza da borçluyuz. En önemli konulardan birisi belediyelerde halkın belediyesine ve belediye başkanına güvenidir. Bana göre kilit kelime bu. Ben geçen dönem göreve geldiğimde ilk yıllar sadece bunun için çalıştım. Halk nasıl belediyesine güvenir, belediye başkanına nasıl güvenir? Çünkü halk belediyesine güvenmezse başarılı olmak mümkün değil. Zaten halkımız siyasetçilere güvenmiyor açıkçası, siyasetçileri sevmiyor biliyorsunuz. Hadi şu andaki rejimden dolayı milletvekilleri belki ikinci plana düştü ama artık belediye başkanları daha çok ışığın önünde, projektörlerin önünde daha çok dikkat çekiyor. Onun için hepimiz yaptığımız hareketlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Sizler ne için yaşıyorsunuz? Mutlu olmak için yaşıyorsunuz sonuçta. Nasıl mutlu olacaksınız? Ekonomik yönden güçlü olacaksınız. Sağlıklı olacaksınız. Sağlıklı yaşlanacaksınız. Bunlar çok önemli. Bizim ilkemiz budur. Vatandaşı mutlu etmek, sağlıklı kılmak, sağlıklı yaşlanmak. İki tane aktif yaş alma merkezimiz var. Çünkü insanlarımızın, emeklilerimizin özellikle daha sağlıklı olarak geri kalan ömürlerini sürdürmelerini istiyoruz. Zaten dünyadaki gelişmiş ülkeler artık bunun üzerine çok fazla duruyorlar. Sağlıklı kentler ve güvenli kent konusuna, ki güvenli kent konusunda hala bizim belediyelerimizde bir çalışma yok biliyorsunuz. Yine her zaman herkesin söylediği bir işsizlik konusu var. Neredeyse her hanede bir kişi ortalama işsiz var. Kaygılı mıyız? Çok kaygılıyız. Kendi adıma söylüyorum. Benim çocuklarım tamam okudu, bitirdi ama torunlarım için kaygılıyım. Sizlerin de kaygı duyması gerekir bu düzen devam ederse. Çünkü bize gelen başvurularda en fazla üniversite mezunları geliyor işsiz olarak. Ve üniversite mezunlarında da kadınlarımız geliyor. Gerçekten hepimizin kaygılanması gerekiyor bu konuda gelecek adına. Belediyeler tabii ki bunu çözemiyor bildiğiniz gibi. Ekonomi konusu, herkes sıkıntı çekiyor. Ülkede ekonomik sorun var, kriz var. Elbette ki belediyeler makroekonomiyi düzeltecek hali yok. Ama vatandaşın elindeki parayla daha iyi geçinmesini sağlayacak mekanizmaları kurması gerekiyor belediyelerin. Bunlardan birisi de Aziz Başkanımızın yaptığı gibi kendi bölgesinde daha geniş çapta Afyon'daki toplantıda İstanbul, İzmir ve Antalya Büyükşehir Başkanı ve Genel Başkanımızla görüşmede de bu konuyu dile getirdik dar çerçevede. Sebze meyvenin en uygun fiyatla üreticiden tüketiciye ulaşması için çok çaba harcamamız gerekiyor. Biz kendi ilçemizde 6 tane
9 tane pardon üretici kadın pazarı kurduk. 700 kadar kadınımız çalışıyor. Bunun %90'ı kırsal alanda, %10'u kentteki kadınlarımızdan. Ve bu projemizle Çin'de yapılan kentsel inovasyon dalındaki yarışmada dünya birinciliği aldık belediye olarak. Bunu çok önemsiyoruz. Üretim bölgelerinden özellikle Mersin, Antalya, Bursa, İzmir gibi bölgelerden diğer büyük kentlere, İstanbul, Ankara, Karadeniz veya diğer illere en uygun fiyatla sebze ve meyvenin sevkini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Kırsalda kooperatif deniyor, çok konuşuluyor. Çok iddialıyız bu konuda. İnşallah insanlar hayal kırıklığına uğramaz diyorum. Zor bir olay. Benim belediyeden önce 9 yıl bu konuda çalışmam oldu pratik olarak. Hayli zor. Bu gönüllülüğe dayanan bir şey. Çünkü biz kırsal alandan oy alamıyoruz. İşçilerden oy alamıyoruz. Kent şeperlerinden oy alamıyoruz. Ben sahil bölümünde %80 oy alırken kırsal alanda %30 oy alıyorum. Hemen hemen tüm sahil beldelerinde aşağı yukarı bu oran böyle. Hizmetse pozitif ayrımcılık yaptık. En iyisini yaptık. Olmadı. Kadınları getirdik. Kadınları zengin ettik. Hepsi ehliyet sahibi oldu. Araba aldılar, ev aldılar. Bir kuruş para almıyoruz üretici pazarlarından. Ama istediğimiz siyasal dönüşümü de sağlamış değiliz. İki nedeni var diye görüyorum. Bunun birisi örgütlenme, birisi bizim kendi içimizdeki siyasal yapımızda kırsal alanda güvenilir arkadaşları sağlayamamamız, lider kadroları öne çıkarmamamız. Zamanım herhalde bitiyor. Evet, hemen bitti, sadece evet. İki konuya değinip bitireceğim o zaman. Çok kısa lütfen. Yine çok söylenen konular. Birisi şu katılımcılık, biri şeffaflık. Şeffaflıkta biz göreve geldiğimiz andan itibaren her ay belediyenin gelir ve giderini şehrin birçok yerinde ışıklı panolarla duyuruyoruz. Gelsin vatandaş bize hesap sorsun diyoruz. İşte gelirlerimiz burada, giderlerimiz burada diye. Katılımcılıkta imar planı değişikliği yapılacak yere billboard koyuyoruz. Vatandaşa diyoruz ki itirazınız varsa gelin söyleyin. Yarın haberim yoktu demeyin diyoruz. Bir yer trafiğe kapanacaksa sandık koyuyoruz, vatandaş oy kullanıyor. O şekilde trafiğe kapanacaksa kapatıyoruz. Bir proje uygulayacaksak o semtteki sakinlere anket yapıyoruz. Onlar ne derse onu yapıyoruz. Bunun gibi zaman bittiği için... Ortak akılla yürütüyoruz. Evet, hemen nokta koyacağım. Gerçekten bu katılımcılığı, şeffaflığı her parti söylüyor, her başkan söylüyor. Ama bunu ete kemiğe büründürmek gerekiyor. Sizlerin, tekrar söylüyorum deminkini, hakikaten bizlerin yakasına yapışmanız gerekir. Bizden hesap sormanız gerekir ki bizler daha iyi çalışalım ve bu ülkedeki bu rejimi değiştirelim diyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. İki şey söyleyeceğim, hatta üç şey söyleyeceğim. Türkiye'nin iki aydınlık yüzü Sayın Mustafa Kazalcı ve Güldal Okuducu aramıza geldiler. Az sonra onları alacağız. Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz. İkinci şey, elektrik idaresinden esnaf zor durumdaymış. 2 dakika, 3 dakika kesmek istiyoruz. Sizden bilgi istiyoruz. Arada kesebilir miyiz dediler. Ben de evet dedim. Üçüncü konuda son sözü Sayın Başkan'a vereceğim. Sonra sizden son cümlelerinizi alacağım. Buyurun efendim. Teşekkür ederim tekrar. Ben yerelde kalkınmayla ilgili burada konuşsam herhalde çok konuşurum. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben kooperatiflerle çok iyi çalışmalar yaptım. Şu anda İzmir'de 5 tane kooperatif birçok ödül aldı. Ödemiş Bademli Çiçekçilik Kooperatifi yurt dışında da üretim yapıyor Türkiye ülkelerde ve ihracat yapıyor. Bayındır Çiçekçilik Kooperatifi Hollanda ile ortak üretim yapıyor ve ihracat yapıyor. Tresüt Kooperatifi zaten Türkiye'nin her tarafında yoğurdunu ve ürünlerini satıyor ve sağlıklı ürünler yapıyorlar. Bir de başkanıma katılamayacağım. Ben evet
Cumhuriyet Halk Partisi'nin, partimizin kırsalla oy alma konusunda sıkıntılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama İzmir'de 2004'te kırsaldan aldığımız oy, 2009'da kırsaldan aldığımız oy ve 2014'te kırsaldan aldığımız oyla, yaptığımız çalışmalarla ve diyaloglarla ve güven tesis ederek birinci parti kırsalda, İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi partimiz birinci partidir. Tabii başkanıma da katılıyorum. Bu bir seferde olmuyor. Zaman gerekiyor, süre gerekiyor. Çalışmaya devam etmekte, güven tazelemekte ve birlikte yol yürümekte mutlaka ve mutlaka kırsalda da çok önemli bir noktaya geleceğimize ve birçok yerde geldiğimize de inanıyorum. Hepinizi, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çağırdığınız için başkanıma teşekkür ediyorum. Çalışıp, üretip, biz hemşehrilerimize layık olmaya çalışırken, genel merkezimizle beraber hem genel iktidarda da mutlaka ve mutlaka ekmek su kadar ülkemizin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarına ihtiyacı olduğuna canı yürekten inanıyorum. Geminin gitmediği, başkanlık sisteminin gitmediği, AKP ekonomik modelinin gitmediği ve iflas ettiği bugün hem bizlerin hem de dünyanın bildiği bir gerçektir. Biz yeni modeller, yeni yol haritaları, yeni stratejik planlarla hangi konuda ne yapacağız? Eğitimde, sağlıkta ve bütün ekonomik ilişkilerde ne yapacağımızı açık, net, anlaşılabilir bir şekilde yol haritamızı belirleyerek ve uyumu, tek seslilik demiyorum, uyumu, hedefe kilitlenmeyi gerçekleştirdiğimizde ülkemizi kalkındırırız. Yıllar önce söylediğim bir cümleyi bitiriyorum. Türkiye zengin bir ülkedir. Türkiye'nin ekonomisini yönetmek namuslu insanlar için, çıkar beklemeyen insanlar için, kendini kentine, ülkesine vakfetmiş insanlar için hiç problem değildir. Türkiye'nin en borçlu belediyesinden en güçlü belediyesine, ülke kalkınma tarımda 2,5 kat, ülkenin tarımda büyümesinin İzmir'de tarımı 2,5 kat büyütmüş ki belediye başkanının işi değildir. Bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Ama Türkiye'nin dış politikası zordur. Balkanları, Kafkasları, Orta Doğusu. Dış politikası zor, ekonomisi kolay bir ülkede yaşıyoruz. Yurtta barış, dünyada barış ilkesini, ulu önderimizin koyduğu ilkeyi dış politikada sürdürerek, içeride de üretimi artırarak asla ve asla siyasetçinin özel çıkar için en ufak bir şey yapmaması gerekir. Ülkeye kendini vakfedip çalışması, üretmesi ve bundan büyük haz, ülkeyi kalkındırmaktan, topluma yararlı olmaktan, millete iş ve aşk temin etmekten daha ulvi bir şey olmadığını bilen siyasetçilerin hem belediyeleri hem de ülkeyi yönetmesi acil zorunluluktur. Bütün sağlıklı insanları, eğitimli insanları, dürüst insanları, ülkesini, milletini seven insanları politikanın zenginleşmesi için mutlaka ve mutlaka CHP'ye değil, kendisine en yakın gelen partiye üye olarak, aktif olarak çalışması, en sonunda ülkede siyasetçi yönetiyor. Dernek başkanı tamam çalışıyor, birçok dernekte çalıştık ama siyasetçi yönetiyor. Siyasetçi ne kadar birikimli, ne kadar ülkesini seviyor, ne kadar
evrensel ahlak kurallarına sahipse bu ülke o kadar kısa zamanda kalkınacak ve müreffeh olacağız. Hem bölgemizde hem de dünyada sözü dinlenen lider ülke olacağız. Borçtan da borcu da sürdürülebilir, yönetilebilir hale getirmemiz gerekmektedir. Çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Süremizi bir hayli açtık. Rica ederim efendim. Sayın Gökalp Yüksel, son birkaç cümle buyurun. Tabii süremizi doldurduk. Birkaç cümleyle özetleyelim. Elbette ki sevgili başkanıma katılıyorum. Liyakatli, bilgili, birikimli bir kadroyla bu ülke yönetilirse toprağını, taşını kazdığınız zaman her yerden verimli kaynaklar çıkıyor. Yeter ki işini bilen, liyakatli, vatanına, milletine bağlı ellerde olsun bu yönetim. Bizler de bunun için bize verilen koltuklarda bunu en iyi şekilde yerel yönetimlerde sürdürmeye gayret göstereceğiz. Fakat toplumun beklediği bir şey var. Artık uzlaşmak, birbirine güler yüzle bakan insanlar, komşusuna merhaba diyebilen insanlar. İlk önce bu toplumsal barışı biraz daha güçlendirmemiz, ayağa kaldırmamız gerekiyor. Sonra elbette ki çok çalışıp doğru projeleri, toplumun istediği, onların hayatını kolaylaştıran doğru ve güzel projeleri, kreşleri, güzel parkları, altyapıyı, kültür sanat faaliyetlerini yerine getirip toplumdaki güven duygusunu kazanmak gerekiyor. O zaman yerelden iktidara doğru koşmuş olacağız. Bu anlamda bütün herkesi ben de siyaset yapmaya davet ediyorum. 32 yaşında 500 bin nüfuslu bir kentin belediye başkanı olarak söylüyorum ki ne mutlu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve yöneticileri bize güvendi ve sorumluluk verdi. Bizler de bunu yerine getirip doğru işleri hızlıca 5 yılda planlayıp tamamlayıp hem Kartal'a hem İstanbul'da sonra Türkiye'ye umut olup bu umutu büyütmek istiyoruz. O yüzden umutsuz durum yoktur, umutsuz insanlar vardır diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle noktalıyorum. Umudunuzu kaybetmeyin diliyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanlar, sıkıntımız şu, esnafın bir bölümünün elektriği kesilmiş. O elektriği yapmaları için bizim elektriğimizi kesmeleri gerekiyormuş. Bir şeyi değiştireceklermiş. Tamam, evet, birer dakika lütfen. Evet, ben de değerli başkanlarımla burada olmaktan çok memnun olduğumu bir kez daha söylemek istiyorum. Son olarak Ekrem Başkanımızın bu durumu, yerel yönetimlerde kazandığımız başarıyı bir seferberlik olarak nitelendirdiğini biliyoruz. Hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Hepimiz çok güzel bir belediyecilik anlayışı sergilersek ancak insanları iktidar yolunda ikna edebiliriz diye düşünüyorum. Ben yönetim anlayışımı denetim, disiplin ve tasarruf olmak üzere 3 saç ayağı üzerine koydum. Bu şekilde uzun köprüyü yönetiyorum ve şeffaflık, katılımcı belediyecilik anlayışını da sergilemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda kadınların üretimde olması konusunu çok önemsediğimiz için kadın kooperatifleri ve üretici kooperatifi Tire Süt Kooperatifi'ni örnek aldığımız bir modeli uygulamaya çalışıyoruz. Ben öncelikle Ali Kemal Başkanıma, daha sonra yerel seçim sürecinde bu süreci ilmek ilmek işleyen ve başarının asıl sahibi, iktidar kapısını da beraber aralayacağımız Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na bize güvendiği için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Neşet Tarhan. Değerli konuklar, biz geçtiğimiz yıl çalışmalarımızın öznesi kadınlardı. Kadınlarla ilgili çok çalışmalar yaptık. Ve seçilmeden de söylemiştim. Başarılı olduğumuz takdirde bu kadınların eseri olacak demiştik. %44'ten %57'ye oyumuzu çıkardık kadınlar sayesinde. Bu dönem çocuklar çalışmamızın öznesi, çok önem veriyoruz çocuklara. Bu 5 yıl boyunca da kültür sanat çalışmaları yanında çocuklara önem vereceğiz. Bir tek konuya değineceğim. Bir sokak ekonomisi diye yeni bir kavram var. Bazı ülkelerde var bu. Çünkü şehrin sahibi biziz. Belediye başkanları, başkası değil. Sokakları iyi kullanmamız gerekir. Kent estetiğini bozmadan. Biz şöyle başladık bu dönem. Sokaklarda her kim isterse çiçek satışına izin veriyoruz. Hiçbir bedel almıyoruz.
her kim isterse birinci el veya ikinci el kitabı satacak hiçbir şehrin neresinde isterse istesin. Hem onlara katkı sunuyoruz, hem kitap okuma oranını da arttırmak istiyoruz. Çiçek satışıyla da kente bir estetik kazandırmış oluyoruz. O kadın üretici pazarları da aslında sokak ekonomisinin bir parçasıdır. Onun için kentin estetiğini bozmamak koşuluyla sokaklarımızı çok iyi değerlendirirsek, hiç olmazsa kısmen de olsa gençlerimiz başta olmak üzere istihdam yaratmış oluruz. Buna çocuklarımız başladı. Çocuklarımız kitap satışlarından elde ettiği geliri sokak hayvanlarına mama olarak veriyor. Köpek evleri yapıyorlar. Down sendromlar için bir kafemiz var. O çocuklara yardım olarak veriyorlar. Bu örnek küçük çalışmaların herkese örnek olmasını diliyorum. Tümünüze sevgiler, saygılar sunuyorum. Beşinci başkanımız da buraya alıyoruz. Sanırım birer plaket takdim edecekler. Sayın Ali Kemal Deveciler, buyurun efendim. Evet, belediye başkanlarımıza, Sayın Aziz Kocaoğlu'na, Sayın Gökhan Yüksel'e, Sayın Özlem Becan'a ve Sayın Neşet Tarhan'a teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar, elektriği kesebilirsiniz. 2-3 dakika sonra tekrar devam edeceğiz. Lütfen bir yere ayrılmayın. Kesebilirsiniz elektriğimizi. Başkanım bir de toplu olur diye.